Çin Komünist Partisi'nin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın il, ilçe ve köylerinin Komünist Parti yöneticilerine gönderdiği talimatlar ortaya çıkmaya başladı. Sözde güvenlik gerekçesiyle diye paylaşılan talimatlarda pasaportların toplanması, Türkiye ve Kazakistan internet sitelerinin kapatılması, telefon, laptop, bilgisayar ve flash disklerin kontrol amaçlı alınarak yasak yayın ve bilgi varsa sahibinin tutuklanması talimatı verildi. Donald Trump'ın 60 milyar dolarlık hamlesine Çin'den misilleme geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen mallara vergi planı hazırlayan Çin, "Korkmuyoruz" mesajı verdi. Çin, ABD donanmasına bağlı bir destroyerin Güney Çin Denizi'ne girmesi üzerine Washington yönetimini provokasyon yapmakla suçladı. Suudi Arabistan, İsrail varışlı tarifeli uçak seferine ilk kez hava sahasını açtı. Riyad'ın Hindistan-İsrail arasında sefer düzenleyen ticari firmalara hava sahasını kullanma izni vereceği 7 Mart'ta duyurulmuştu. Söz konusu izin İsrail Hava Yolu şirketi El Ali kapsamıyor. Fransa'nın güneyinde 3 ayrı noktada silahlı saldırı düzenleyen Rıdvan Laktim adındaki Fas asıllı şahsın Selefi örgütlere bağlantılarından dolayı 2014 yılında istihbarat birimlerinin dikkatini çektiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri 9 İranlı siber saldırganın peşinde. ABD Başsavcılığı, Cuma günü basına yapılan bir açıklama ile 9 İranlının devlete ait sunuculara pek çok firma ve üniversitelerin veri tabanına siber saldırıda bulunmak suçundan arandığını duyurdu.